Evet, Microsoft Word programının menülerini tanıtacağım bu hafta size. Şöyle göstereyim. Microsoft Word programının şu en baştaki dosya kısmında farklı şekillerde olabilir ama aynı özellikler vardır genellikle. Tıkladığınızda ilk başta yeni gelir. Yeni neye yarıyordu? Yeni dosya açmak için kullanılan bir buton. Aç, bilgisayarınızın içerisinde varsa dosyalarınız onları açmaya yarayan bir buton. Tıkladığımızda eğer bilgisayarımızın içerisinde var olan dosyalarımız varsa onlardan herhangi bir tanesini seçip buraya açabiliriz. Açtığımız veya üzerinde çalışmış olduğumuz dosyayı kaydedebiliriz. Farklı bir ismini veya farklı bir uzantıyla kaydetmek için farklı kaydet seçeneğini kullanabiliriz veya yazdır kısmına tıklayarak yazıcıya gönderebiliriz yapmış olduğumuz çalışmamızı. Şurada hemen üstte dosyanın hemen yanında bir hızlı erişim araç çubuğu var. Hızlı erişim araç çubuğunun içerisinde kaydet, ileri al, geri al, yazıcıya gönder gibi seçenekler var. Burayı kendi istediğimiz gibi özelleştirebiliriz. Mesela buradan yeniyi kaldırmak istiyorsam, yeni dosya açmak için gerekli olan butonu kaldırmak istiyorsam, yeniyi tıkladığımda bakın buradan kayboldu. Bunların kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Evet, daha sonra genel olarak kullanılan Microsoft Word'ün yukarıdaki menüleri var. Giriş, ekle, sayfa düzeni, başvurular, postalar, gözden geçir, görünüm gibi menüleri mevcut. Bugünkü dersimizde giriş menüsü altında yer alan seçenekleri inceleyeceğiz. Bunların ne işe yaradığını beraber göreceğiz. Bir de sayfanın yani Microsoft Word'ün en altında yer alan bir durum çubuğu var. Bu durum çubuğunda bakın sözcük yazıyor. Sözcüğe tıkladığımda İşte bu sayfayla ilgili özet bilgiyi bana sunuyor. İki sayfadan oluştuğunu, 207 sözcük olduğunu, boşluksuz pardon 1295 karakter olduğunu, boşluklu 1491 karakter olduğunu, 12 paragraf 23 satırdan oluştuğunu bana söylüyor. Şurada 2'de 1 sayfa yazan da 2 sayfalık bir doküman olduğunu ve 1. sayfada bulunduğumu gösteriyor şu anda. Şurada görünüm şekillerini sıralıyor. Bunlardan istediğinizi tıklayarak sayfa görünümünü değiştirebiliyorsunuz. Ve şuradaki 160 artı eksi butonları var. Bunlar sayfaya yakınlığınız ve uzaklığınızı belirliyor. Mesela şu anda birazdan daha ayrıntılı anlatacağım ama buradaki yazıların büyüklüğü 11 punto ile yazılmış. Burada gözüküyor. Eğer siz bunu biraz daha yaklaştırırsanız yazılar biraz daha büyük gözüküyor veya biraz daha uzaklaştırırsanız yazılar sanki biraz daha küçükmüş gibi gözüküyor. Ama bakın yazının büyüklüğü değişmedi. Yine 11 punto ile yazıyor. Dolayısıyla bu yazıları büyütmek ve küçültmek için değil, sayfanın size olan yakınlığını belirlemek için kullanılan bir ölçüt. Sayfayı yaklaştırıp uzaklaştırıyor. Şimdi menülere geçecek olursak, giriş menüsünün altında yer alan pano, yazı tipi, paragraf, setirler ve düzenleme menülerini inceleyeceğiz. Pano menüsüne baktığımızda kes, kopyala, biçim boyacısı ve yapıştır seçenekleri var. Ama bunlardan yapıştır, kes, kopyala aktif değil. Neden aktif değil? Çünkü herhangi bir kısmı yapıştırabilmemiz için ilk önce o kısmı kesmemiz veya kopyalamamız gerekiyor. Belli bir kısmı kesip veya kopyalamamız için o kısmın seçili olması gerekiyor. Mesela ben şu belgede bulunan işte bu hususta ilgili bazı sözlerini seçtiğim zaman mouse'un sol tuşuyla basılı tutup çekiyorum ve bu kısmı seçebiliyorum. Seçtikten sonra bakın kes ve kopyala kısımları aktif oldu. Artık ben bunu kopyalayabilir. İstediğim bir yere gelip daha sonra kopyaladıktan sonra bakın yapıştır aktif oldu. İstediğim yere yapıştırabilirim. Veya bunu seçtikten sonra yine kesebilir. Kestiğim zaman orijinalini de kesmiş oluyorum. Yani oradan almış oluyorum. Ve daha sonra istediğim bir yere gelip yapıştırabilirim. Bunları klavyenin kısa yol tuşlarıyla da yapabilirim. Kopyalamak için Ctrl C tuşu, yapıştırmak için Ctrl V tuşu, seçtikten sonra kesmek için Ctrl X tuşu ve bunu yapıştırmak için de yine Ctrl V tuşları kullanılır. Bunlardan eğer yanlışlıkla bir şey yaptıysam bunu geri almak için Ctrl Z kullanılır. Yaptığımız sırasıyla geri alır. Ctrl Z bastıkça. Eğer ileri almak istersem Ctrl Y tuşları kullanılır.
Kes, kopyala, yapıştır bu şekilde. Şimdi yazı tipine geçelim. Biçim boyacısına birazdan değineceğim tekrar. Yazı tipine geçtiğimizde eğer burası benim başlığım değil mi? Bu doküman içerisinde yer alan başlık kısmı. Başlığımı ben farklı bir yazı tipiyle yazmak istiyorsam şuradaki kalibri yazan kısmın yanındaki küçük oka tıkladığımda hangi tiplerde yazı yazabileceksem onları seçebiliyorum. Bakın burada üzerine de geldikçe zaten arka planda yazı tipinin değiştiğini görebiliyorsunuz siz de. Bunlardan herhangi bir tanesini seçtikten sonra yazı tipinin boyutunu değiştirebiliyorum. 11 punto şu andaki büyüklüğü. Ben bunu değiştirmek istersem yanındaki küçük oka tıklayıp bakın buradakini büyüttükçe yazı tipinin de büyüdüğünü görebiliyorum. Buradakini herhangi bir büyüklüğe getirdikten sonra bunu bir tık daha büyütmek istiyorsam, bir boyut daha büyütmek veya küçültmek istiyorsam yanındaki büyük A ve küçük A kısımlarını kullanabilirim. Buna büyük tıkladıkça bakın bir üst büyüklüğe getiriyor. 24 oldu. 26, 28, 36 şeklinde devam ediyor. Küçültmek istersem 28, 26, 24, 22, 20 şeklinde devam ediyor. Eğer ben bu yazmış olduğum başlığımın kalınlığını artırmak istiyorsam, daha kalın yazmak istiyorsam şuradaki K'ye tıklayabilirim. Tıkladım ve daha kalın yazdı. Aradaki farkı görebiliyorsunuz sanırım. Ve ayrıca şunu da söyleyeyim. Üzerinde gelip beklediğiniz özelliğin kısa yol tuşunu da üzerinde yazıyor. Ve ne özelliği olduğu. Bakın K'nin üzerine geldiğinde kalın yazdığını ve CTRL K tuşlarına bastığınızda bunun kalın yazacağını, eğer kalınsa eski haline getireceğini belirtiyor. Eğer ki ben bu başlığımı eğik yazmak istiyorsam, biraz eğimli olarak yazmak istiyorsam yanındaki T'ye yani İtalya'ya tıklayabilirim. Buraya tıkladığımda görmüş olduğunuz gibi başlığı biraz eğimli hale getiriyor. Eğer altına çizgi çekmek istersem yanındaki A'ya tıkladığımda altına çizgi çekebilirim. Peki yanındaki küçük ok ne işe yarar bu durumda? Küçük oka tıkladığımda çizgilerin şekillerini değiştirebilirim. Çift çizgi, kalın çizgi, işte kesik çizgi şeklinde yazabilirim. Çift çizgi şeklinde yazıp bir de bu çizginin rengini değiştirmek istersem altına renkli çizgi seçeneklerinden herhangi bir tanesini tıklayarak altının çizgi rengini değiştirebilirim. Eğer üstüne çizgi çekmek istersem şu ABC'nin üstü çizili olanına tıklamam gerekir. Bunları tabii nereye uyguluyor? Benim seçili alanıma uyguluyor. Neden şu alttakileri uygulamıyor? Çünkü orası seçili değil. Sadece seçili olan kısma uygulama yapıyor. Matematiksel ifadeleri yazmak için kullanılan şu simgeler var. Bunlar ne işe yarıyor? Hemen onlara bakalım. Mesela ben fonksiyon yazacaksam f alta x yazmam gerekiyor. Fx'i nasıl yazabilirim? Parantez içinde x yazayım. Nasıl yazabilirim? Şuradaki alt bilgi kısmına tıklamam lazım. Şu anda f parantez aç x kapat dersem yanına yazmış gibi olur. Ama ben bunu alt bilgi olarak yazmak istiyorsam alt bilgiye tıklayıp f parantez aç x parantezi kapat. Artık alt bilgiyi kapatabilirim. Alt bilgiyi kapat eşittir şeklinde devam edebilirim. Veya üslü bir ifade yazacaksam altının karesini hesaplayacağım. Altının 6 yazdım. Karesi yazdığım zaman 62 yazıyor. Dolayısıyla bunu üst bilgi olarak yazmak için yine buradan üst bilgiye tıklayıp daha sonra 2'ye tıkladığımda artık kapatabilirim. Eşittir koyup bunun 36'ya eşit olduğunu yazabilirim. Matematiksel ifadeleri yazmak için de kullanılan veya başka kullanacağınız yerlerde olabilir. Alt bilgi ve üst bilgi eklemek için kullanılan butonlar bunlar. Diyelim ki biz buradaki başlığımızı büyük harflerle yazmak istiyorduk ama yanlışlıkla küçük harflerle yazdık. Bunu tekrar değiştirebilmemiz için silip büyük harflerle tekrar yazmamıza gerek yok. Ne yapmamız gerekiyor? Buraya gelip büyük A küçük A butonu var. Buraya tıkladığımızda tümce kullanımı büyük harf, küçük harf, büyük harf, her sözcük büyük harfe çevir ve büyük küçük dönüştür şeklinde seçenekleri kullanabilirsiniz. Ben buraya büyük harf dersem bütün
başlığımı büyük harflere çevirmiş olur. Ben bunu sadece başlık için değil, paragraf için de kullanacak olabilirdim. Paragrafı seçtiğimde, hepsini büyük harfe dönüştür dediğimde bütün bir paragrafı benim için büyük harfe dönüştürür. Ama şimdi hepsi büyük oldu. Hepsini küçük yaparsam bu sefer de uygun olmayacak. Bu sefer ne yapmam gerekiyor? Buradan gelip tümce kullanımını seçmem gerekiyor ki bir tümce kullanımına uygun bir şekilde noktalama işaretlerini uygulasın.